Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Kısa bir yayınla karşınızdayım. FED tutanakları sonrasında yarına nasıl uyanacağımıza dair. Yarına biraz FED damga vuracak gibi gözüküyor. Çünkü tutanakların geneline baktığımız zaman ciddi anlamda problemler olduğunu görüyoruz. Yani bizim aksimize omikronun Amerika nezdinde çok önemli olmadığını görüyoruz. Ve bu omikronun çok fazla ekonomi politikasını engellemeyeceğini görmesiyle 30 milyar dolarlık Ocak ayında bu andan itibaren kısıtlamalar gelecek. Bilanço bir anda daralacak. İstihdam evet beklentilerden biraz daha uzakta ama o kadar da umursamayacaklarmış gibi gözüküyor. Durum böyle olunca da şu anda ciddi anlamda gelişmekte olan piyasalarda bir oynaklık alanı açıldı. O yüzden hani enflasyonun üzerine bir de bu kapanmalar, daralmalar geldiğinde bizim için biraz daha etkili olacaktır. Genel olarak baktığınız zaman, duruşa baktığınız zaman ciddi anlamda altın özellikle şimdi baskı altına girecektir. Neden altın baskı altına girecek? Çünkü Amerikan endekslerinde çok sert satışlar yedi FED tutanaklarından sonra. Çünkü FED tutanaklarından sonrasında işte deniyordu acaba 30 milyar dolarlık kısıntı olmayacak mı? İşte ne olacak, nerede sıkışacak diye. Bunların hepsi altının baskılanmasına neden oldu. Çünkü borsalar genel olarak aşağı inmeye başladığında insanlar ellerindeki altın bazlı fonları satarak daha çabuk nakite geçmeye başlarlar. O yüzden altının olsun da satış yapma baskısı biraz daha artar. 1820'nin üzeri zaten yükselişi destekleyen seviyeler olduğu için 1820'lerin üzerinde o kadar da fazla böyle kolay barınamamaya başlayacak. Sadece ancak bu omikronlar duracak, aşılar bilmem ne olacak. Ondan sonra da artacak. Ama ben altının bu sene içerisinde rekor denemesi yapacağını zaten söylemiştim. Şubat ayına kadar da bu rekor denemesi gelecek. Ama şu anda bu ilk FED tutanaklarının sertliğiyle altın özellikle borsada yerine koymaya çalışanlar için satış baskısını yemeye başlayacak. Piyasadan paranın çekiliyor olması, gelişmekte olan gelişmiş piyasalara güvenli limanlara gitmek isteyecek o kalan sermayenin olması bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda doları yukarıya doğru seyrettirecektir. Yukarıya doğru seyretmesi demek 13.62 ile zaten bugün de biraz yüksek bir kurla işte tekrardan yükseliş falan filan deniliyordu ama 14 üzerine çıkabilir. 14-10'da bir önemli bir direnç noktası var. Daha sonrasında 15-16'yı da beraberine getirme ihtimali yüksek. Şöyle söyleyeyim, ortadaki paranın azalacağının anlaşılmasıyla beraber neleri ortadan çıkarıyoruz? Kripto paralarda düşüşler gelecektir. Kripto paralarda özellikle Bitcoin özelinde 42 bin doların altına inmediği sürece 40 bin dolar en önemli eşik ama oralara inmediği sürece bir problem yok. Ama tabii ki bu FED tutanaklarından dolayı yarın biraz daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Türkiye'nin en büyük problemi içeride atılacak olan adımlar okey eyvallah onlara hiçbir şey demiyoruz ama dışarıdan kaynaklı doların kendi içine güçlenmesini destekleyecek olan şeylere karşı maalesef çok kırılganız ve bu da etkili olacak. Bununla beraber de biraz önümüze bakmak zorundaymışız gibi gözüküyor diyorum. Dolar alınması anlamında bu tamamen size bağlı. Alacağınız meblağa bağlı. Yarın dış etkenlerden dolayı bir artış gerçekleşebilir. Faiz anlamında zaten enflasyonla reel faiz arasında %22 puanlık bir fark var. Bu şu ana kadar hiç olmamış bir durum. Piyasa faiziyle genel politika faizi arasında da 1000 bas puanlık bir fark zaten bize sıkışmış bir politikayı gösteriyor. Ortodoks olmamalıyız dedi Nebati ama ortodoks ekonomi politikaları faizin ana araç olarak kullanılması, bağımsız bir kur yönetimi, bağımsız bir merkez bankası yönetimi olduğu için de bu ortodokstan çok da fazla uzaklaşmamamız gerekiyor. Özellikle yabancı yatırımları çekmek istiyorsak. 2 gün öncesinde borsalarda şöyle bir şey söylemiştim size. Bizim borsamıza vitrini biraz daha kaliteli gösterebilmek için, enflasyonun baskısını, enflasyon etkisini yok edebilmek için süratle 2000'in üzerine doğru çıkacak demiştim. Ki şu anda arkadaşlar yabancı girişinde ciddi anlamda bir sıkıntı var ama ilginç bir şekilde borsa yükseliyor. O yüzden ben bu dediğim gibi 2000'in üzerine çıkacak olan bu gibi şeylerde birazcık da hani biraz yapay görüyorum. Baktığınız zaman
Fed'in tutanaklarından ve Biden'ın genel yönetimlerinden kriptoya karşı bir şey yapacağını anlamıştır. Bu Fed'in beklenenden daha çabuk faiz artışı başlatacak olması, bilançonun bir anda beklenenden daha sert daralması anlamına gelebilir. Bu Aralık ayındaki tutanaklarda, şimdi Ocak ayına baktığımız zaman biraz daha çabuk sıkışabilir. 45 bin kırıldı yazıyorsunuz ama 45 binin kırılması önemli bir şey değil. 42.800, 41.700 ve 40.400'deki eşiklerin kırılması önemli. Oralar gerçekten önemli. Bitcoin'de kendine bir yer edindikten sonra altcoin'lerde hareketlenecek. Altcoin anlamında ben yine de sevdiğimlerimi daha çok şey yapıyorum. Compound, AV, Matic, TLM, Phantom, Curve, DEDX üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Bu kelimin sezonundayız. Kriptolarda öyle uyuma gerçekleşecek ama genel olarak Omicron'un Amerika tarafından çok önemsenmemesi ama bizde 70 binli seviyelere yarın gelebilecek olması, bu bizim ayağımıza sıkan bir durum. Çünkü ne olursa olsun biz 5. dalganın içerisinden geçiyoruz ve aşılama olsa bile ciddi anlamda problemler var. Yurt dışı önemsemiyor. Evet, yurt dışına da rekor seviyeler var ama o daha çok böyle omikronu umursamadılar. Biz maalesef umursamak zorunda kalacağız. Çünkü bizim kendi içimizde kırılganlıklarımız var. O nedenle yarın bizim kurlarımızda sert hareketler, sert kırılışlar, yükselişler, çıkışlar görebilirsiniz. Yarın dikkatli olmakta fayda var diyorum. Enflasyondan korunmak için de benim şöyle söyleyeyim. Gıda emtiaları eklediğimi ve Amerikan borsalarına alım yaptım söylemiştim. %2'lik düşüşler beni çok fazla endişelendirmiyor. Ama %4'ün üzerine çıktığında acaba altın enflasyon anlamında Amerika'da da mı zorluklar var demeye başlarım diyorum. Böyle bırakıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Görüşmek üzere.